misafirlerimiz, bu güzel gece hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kolay değil 51 yıllık bir çınar olmak ama bu çınarın ilk tohumunu atan sevgili abimiz de, abilerimiz de burada. Tabii bu çınarı da yaşatmak gururu bizlere dair, aynı zamanda yıllar önce de bu grupta çınarın dalları olmayı başarmış değerli abilerimiz, büyüklerimiz de orada. Ben ilk önce çok yıllar önce çalışmış ama ne yazık ki rahmete kavuşmuş değerli abilerimizin de isimlerini zikredeyim. Ondan sonra burada olan Yavuz'um hoş geldin. Sevgili Abdi abimiz, Abdi Metinoğlu abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Aynı zamanda Ferru Öztürk abimiz. Lüleburgaz'dan değerli bir büyüğümüz Şevki. O ismini ben hatırlamıyorum. Şevki, o da rahmetli oldu. Aynı zamanda yine gitar grupta gitar çalan Amer Kutluay abimiz. O da saygılarımı alıyorum. Bu arada az önce cümlemin ilk başında şöyle bir şey söyledim, konuşmamın ilk başında. Bu işin tohumunu atan, başka rahmete kavuşan hatırlamadığımız, bahsedeceğim ondan. Şimdi aramızda bu çınarın tohumunu atan sevgili Bulcan abimiz. Abi bir ayağa kalkabilirsen alkışlayalım. Onunla beraber o da rahmete kavuşmuş. Rahmete kavuşmuş. Sevgili Hasan Özalp abimiz. Gerçekten inanılmaz bir şekilde önderlik yapıp bu orkestranın uzun yıllar yaşamasına, ayakta durmasına vesile olmuş. Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şimdi ben şu anda aramızda bulunan değerli büyüklerimizi, ilk önce Bucan abiyi az önce alkışlattım ama bir kere daha alkışlayayım. O yıllarda bu işi başlatmak cesaret ister. Gerçekten büyük cesaret ister. Ne güzel iş yapmışlar. Bizler de onlara özenerek bu işe heves edip bu çınarı ayakta tutmayı başarıyoruz, gayret ediyoruz demeyeceğim. Allah'a şükür olsun, kendimize güveniyoruz. Başarıyoruz. Sanıyorum biz de alkış hak ediyoruz. Çünkü yıllardan beri gittiğimiz her yerde Denizaltı Orkestrası demiyoruz. Silivri Denizaltı Orkestrası diyoruz. Şimdi daha önceden bu grupta çalışmış değerli abilerimiz burada. Ben onları da gururla takdim etmek istiyorum. Bana göre kendisi Trakya'nın en tertemiz gitar çalan insanı olan Yakup abimiz. Rahmetli Abdi abiyle inanılmaz bir uyum içinde bas gitar çalan Halil abimiz. Orkestramızın her zaman gönüllü halk müziği dalında bize katkılarıyla, bağlamayla, bağlamasıyla ve kendisinin bağlama çalışmasına her zaman hayran oldum. Sevgili Muharrem arkadaşım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel böyle bir olaya vesile olmak. Şimdi kendinizden bahsedelim. İçinizdeki Güven abi, ister kız ister darıl. Ömrüm boyunca gitar çalışını en çok kıskandığım adam. Evet.
sevgili solist abimiz, Güven abimiz. Yine solistlerden devam edelim. Erduran kardeşimiz. Melisa Yüzyıl. Şimdi Melisa'yı bir kere daha alkışlayalım. Sevgili öğrenci Melisa'yı bir kere daha alkışlayalım. Şimdi sahnedeki arkadaşlarımdan bahsedeyim. Sevgili Hasan abimiz orta. Evet. Çocukluk arkadaşım aslında Trakya'nın en iyi neyicisi sen? Bateristi Cengiz arkadaşım. Hiç bilinmeyen ciddi bir yeri vardı. Evet. Desteklerini bizden esirgemeyen, bana göre benim tanıdığım en harika müzik öğretmenlerinden bir tanesi. Bu işe gerçekten gönül vermiş. Silivri'de en çok alkışlanması gereken sevgili kardeşim. Volkan. Bateride Trakya'nın en yakışıklı bateristi. Seçiştikten var. Bas gitarcı kardeşim Gökhan Küçük. Ritim gitarda da Rıdvan Rıfat kardeşim, o da bize destek veriyor bu akşam. Ve biz programımıza bu akşam size teşekkür ediyorum. Evet, ben Erdoğan Eren. Herhalde beni alkışlamak üzere teşekkür ediyorum. Alkışlamayanlar var, küstüm. Evet, teşekkürler. Şimdi programımıza 70'lerden günümüze bir dönem dönem ezgiler ve müzikler sunmaya gayret edeceğiz. Şimdi enstrümantal bir parça çalacağız. Biraz haddimizi aşacağız. Pink Floyd'un The Wall adlı parçasından küçük bir bölüm sunacağız. Ardından sevgili Ulcan abimiz o 60'lı yılların çok güzel parçalarından Her Yerde Kar Var adlı parçayı kendisi size takdim edecek. Evet. Thank you.
saygı duyar size. Hepiniz hoş geldiniz. Bayanlarımız sürekli yıl, sene 63. Kaymakamlığında bizimle kurulmuş bir orkestra varmış. Hazineye verilmiş senelerler. Nasıl oldu? Naik arkadaşımla gittik, müracaat ettik. Onları aldık, çuvalla sırtladık. Mercan yokuşta tamir ettik. 15-20 tane kavile günlerce olduk. Ama bu arada biz bir hoca bulduk. Hüseyin Döker'i ev tuttuk beraber, onunla beraber bunu yetiştirmeye çalıştık. Ve bandoyu kurduktan sonra bu değerli arkadaşlarım Nevzat'tı, Abdi. Ve aramızdan ayrılan Zikri, Abdi, Hüseyin Dikari. Bunların hepsine Hasan Özal'ı başlattık. Hasan abi, bize şunu yaptı. Biz bandoda devam ederken bir caz kuralım. Peki hoca da akordeon çalıyor. Biz cazı kurduk ama iktidai. Bende mikrofon yok, Nevzat yok dediler. İlla solist size ne olacaksın? Ya dedim, ne yapacağım illa dedim. Şimdi Hasan abi çatın rahmetli, ben ayağımı kavurlar böyle. İlaç sahneden aşağı düşmesin diye. Ben o şartlarla öyle bir şekilde kurduk. Ve bugüne getiren bu arkadaşlara ve onlara takipen daha evvel alan arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ederim. Yarım asır taşımışsınız. Olay olsun. Üç şeyi başarmaya çalıştım. Benim arkadaşım Naim Kutsuz. Spor kulübünün temelini atıyoruz. Naim dediğimiz bir usta, devletten bir kişi. Kimse yok. Kimse yok. Ondan sonra herkes geldi. Helal olsun. O arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bizi taşıdı ve bugüne getiren diğer bu arkadaşlarıma alkışlarım. Evet, Tuncan abime gerçekten az önce söylediğim gibi bu çınarı tohumuna attığı için rahmetli Hasan abimize de, rahmetli Abdi abimize de, gerçekten bana göre Trakya'nın en iyi bateristi, yeğenleri de aynen onun gibi, onun izinden gidiyor. Bu arada Yavuz kardeşimi de alkışlayalım. Gerçekten o da sevimliydi, her yerde inanılmaz bir başarılı şekilde temsil ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Evet, şimdi programımıza 70'lerde iz bırakmış bir parçayla başlıyoruz. Güven abinin çok güzel, gerçi bütün şarkıları söylüyor. O yüzden de kıskanıyorum, hep mikrofonu biçimsiz ayarlamaya çalışıyorum ama her seferinde de sesi güzel çıkıyor, anlamadım. Evet, bir alkışla sonbahar rüzgarları bekliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Sevmiştim, en sonunda
yanımda. Sen bilirsin aklıma. Her sonbahar gelişimle sarsın yapraklarda, kuru dallar arasında. Sen bilirsin aklıma. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Geleceksin sen bana. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Sen gelirsin. Sen gelirsin aklıma. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi sevgili Bora Başkanımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Denizaltı Orkestrası'nda daha önceden çalışmış olan değerli abilerimizi ben sahneye alacağım. Yakup abi, bir Deniz Mehtap, bir Kumsal'daki İzler. Güven abiyle beraber, Halil abi siyah da buyur. Lütfen bir sahnede de alkışlayalım. Fahri'nin sen de gel, lütfen. Sahnede de hep beraber buyurun. Kuvveti bir şekilde alkışlayalım. Ben geçenlerde kendisini davet ettim. Lüleburgaz'da ağır hasta bir ablası olduğunu biliyorum. Onun yanına gitti herhalde. O yüzden gelemedi. Ben bir kere daha alkışlayalım. Sevgili Ahmet abimizi. Uzun yıllar bandoda vermek verdi. Orkestramızda da görevler. Ama yettiler benle
Aldatmazsın.
doğur. Dur ki artık beni unutmuşsun.
geldim vapurla hasretim döne. Defa 76'dan bu yana, ta 76'dan bu yana zaten orkestramızda esas hedef şu: birinci derece dostluk, müzik ikinci planda. Onu da iyi yapıyoruz ama, değil mi? Müzik de. Yeah.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Dolayı ben sizin bu belediyetine ve başkanımız nezdinde çok teşekkür ediyorum. Evet, hepinize iyi akşamlar diyorum. Burada bulunan herkesi şahsım ve belediye başkanım Sayın Özcan Işıklar adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam gerçekten nikah ve fuayen sergi salonumuz Silivri'mizin tarihi kokusu koktu ve bize geçmişten bugüne, bizlere çocukluğumuzdan, ben Silivri'de doğdum. Burada büyüdük, çocukluğumuz, delikanlığımızda hep vardılar. Güven abim özellikle hayatta olan ve hayatta olmayan Deniz Orkestrası'nda görev yapmış. Hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. Burada olanları da önlerine saygıyla eğiliyorum, ellerinden öpüyorum kendilerini. Hani bizi biz yapan değerler vardır. İşte bizi biz yapan değerlerimiz. Biz onların izinden gençlik, gerçekten onların izinden, onların açtığı bu güzel sanat, müzik yolundan devam edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Ve sonuna kadar her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz. Hani bazen bir yudum çay, bir yudum kahve içerken bir şarkı dinlersiniz veya bir müzik dinlersiniz. İşte o susarsınız. Ve o şarkı sizin ne demek istediğinizi, neler düşündüğünüzü, neler hayal ettiğinizi hepsini yansıtır. İşte bize bu akşam gerçekten bu müzik ziyafetinizle geçmişten bugüne bizi götürdünüz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Volkan Hocam zaten maestro. Onu ayrı bir alkışlamanızı istiyorum. Hepinize iyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. İyi ki varsınız. Sizler Silivri'mizin gururu olmaya devam edeceksiniz. Sağ olun. Sonsuza dek sürecek inan bu adam hepsini sevse.
Thank you.
gittikçe bahar yaz olur. Olacağım seninle çalıyoruz. Ara verdik. Oturduk işte çay içiyoruz. Rahmetli Erol Günaydın, Selim Naşit, Engin Çağlar, hep beraber oturuyoruz. Şimdi ben dedim ki yani dedim işte demez olaydım. Ya arkadaşlar dedim acaba şu benim oturduğum yerde veya sizlerin oturduğunuz yerde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya giderken geçmiş midir? Acaba atının ayağı buraya basmış mıdır? Herkes tabii hak eden olabilir filan. Ahmet abimiz, şefimiz hayır dedi. Yanlış biliyorsun sen dedi. Ne oldu? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya Üsküdar tarafından geldi dedi. Şimdi Ahmet abici yapma iki gözün. Şimdi rahmetli Abdi kardeşim diyor ki ya diyor Ahmet abi haklı diyor. Neden? Kızdırmak için. Tuzla Piyade Okulu'na Fatih Sultan Mehmet uğramış. Oradan da 4 tane tankla 2 tane top almış. Oradan vermişler filan. Şimdi hakikaten inat etti. Yani yok
Erol abi diyor ki ya yavrum Ahmetciğim yapma iki gözüm. Bak Güven haklı. İşte Haliç'te gemiler yüzdürüldü bilmem ne. Samimi söylüyorum Karacaoğlu damarı var. Pınarhisar'da Kaynarca köyünde. Karacaoğlu damarı olduğu için yine tepki tamam. Şimdi biz öyle bir bayağı biz birbirimize bir kırıldık yani. Ve ikinci bölüm başladı. Herkes dans ediyor. Düşünün şimdi bir solist ben şarkı söylüyorum. Kardeşlerim işte beraber. Şimdi birdenbire orgun sesi kesildi. Ahmet abi de org çalıyor. Aa baktım dans ediyor herkes. Hepimiz Halil Yavuz Bey çalıyoruz. Abdül de oldu. Aa, Ahmet abi bana doğru gelmeye başladı. Eyvah dedim kavga etmeye geliyor herhalde. Tam da zamanını buldum. Arkadaşlar, dostlar ne dedi biliyor musunuz? Geldi kulağıma. Ya Güvenciğim özür dilerim. Ben Fatih Sultan Mehmet ile Yıldırım Beyazıt'ı karıştırmışım. Evet, tabii Yıldırım o Ankara Savaşı veren olduğu için Yıldırım Beyazıt'ı oradan öyle gelmiş. Ve bir de efendim bir de şunu da anlatacağım. Tekirdağ Festivali'nde çalıyoruz. Eskiden ekolar vardı, bantlı ekolar. Hani